ordunun giriş kapısındaki Burunucu Yarımadası'nı düşündüğümüzde, tarihi Burunucu Yarımadası'nı dikkate aldığımızda, burada da DOKA Kalkınma Ajansımızın %75 gibi ciddi bir desteği var. O destekle şehrimizin hem kültürel hem de doğal değerlerinin ve geçmişin, bugün tarihinin yeniden yaşatılması, ortaya çıkarılması ve değerin geleceklere aktarılması noktasında çok büyük önem arz ettiğini de özellikle ifade etmek istiyorum ve bundan dolayı da önemsediğimi belirtmek istiyorum. Bizim ilçemizin, ünyemizin de Burunucu Yarımadası oradaki bir bronş gibi duran bir yer. Burası geçmiş tarihte çömlekçiliğin atölyelerinin bulunduğu ve aynı zamanda atölyeyle birlikte fırınların da bulunduğu bir alan. Ve buradan kayıklarla, işte mevcut geçmiş dönemin tarihteki gemilerle, teknelerle taşınarak buradan özellikle bir çömlek ihracatının yapıldığı ya da Türkiye'nin farklı bölgelerine çömleğin imal edilerek gönderildiği bir ticaret merkezi gibiydi. Aynı zamanda kendi içinde eski Samsun yolunu da barındıran bir özelliği var. Öyle de bir güzelliği vardı. Daha geçmiş dönemlerde Ünyelilerin gene buralarda denize girdiği bir alandı. Onlar bile artık yok olmuştu. Çevre kirliliğinden dolayı oradaki metruk yapılardan kaynaklı girilemez bir durumdaydı. Ama bugün geldiğimiz noktada Allah'a şükürler olsun, oranın sağlıklaştırılmasıyla birlikte yapıların dış cephelerinin giydirilmesiyle birlikte, pencerelerinin, sövelerinin, kapılarının, çatılarının yenilenmesiyle birlikte bir tarihin ortaya çıkmasına vesile oldu. Ünye, güneşin denizden doğup, denizden battığı bir şehir olarak anıldığı bir yerde ve o noktada bir güzel seyir teras alanının da oluşturulduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Burada da özel sektörün elinde bulunan mülkiyetlerden bir kısmının normal günlük işletmelere, kafeterya gibi, farklı kafe gibi etkinlikler içerisinde olurken, farklı bir binanın da aynı şekilde motel olarak kullanılması için dizayn edilme noktasında çalışmaların olduğunu ifade etmek isterim. Aynı zamanda demin ifade ettiğim gibi eski Samsun yolunun eski taşlarıyla döşenmiş haliyle görülmesi, tarihteki yolun da ne şekilde olduğunun öngörülmesi, orada günübirlik turizm için ilçemize gelen insanların da ziyaret edilen bir nokta haline dönüştürülmesi açısından ve turizme katkı sunması noktasından, gelen turistlerin orada dinlenebilmeleri, seyir terasından Ünye'nin denizden doğan güneşin denizde batışını da seyredebilmeleri ve aynı zamanda da eğer isterlerse uygun hava şartlarında denize girilebilecek bir alanın yeniden hayata geçirilmesi noktasında gayretler olduğunu ve bunların da bu noktada başarıya gelindiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Ünye Kumu'nun özellikle geçmişten de bizim büyüklerimiz burada, diz romatizmal hastalıklar biliyorsunuz Karadeniz'de çok fazla olur. Kum banyosu yaparlar. Son dönemde yapılan bilimsel araştırmalar gördük ki Ünye Kumu'nun insanı rahatlatıcı, aynı zamanda hatta uyku düzenini bile düzenleyici, psikolojik anlamda da rahatlatan özelliğinin ve niteliklerinin olduğunu ortaya koydular. Bizim böyle bir değerimiz varken en önemli sağlık açısından bir destinasyon. Bunun hayata geçirilmesinin önemini anlamış olduk bu vesileyle. Siz ne yaparsanız yapın, netice itibariyle bir insan ziyarete geldiği şehirde konaklayacak bir alan bulamazsa, yemek yiyebileceği güzel bir mekan bulamazsa orada ne yapsın? Demek ki bunlar da önemli. Özel sektöründe aynı zamanda kafeteryadır, restoranlardır, otel ve motelcilik yönünden gelişmesi lazım. Bizim kültür yolu üzerinde gene sokak sağlıklaştırması, gene binaların giydirilmesi noktasında, tarihi evlerimizin restorasyonu noktasında daha bir sürü yapacak işlerimiz var. Bunları devam ettirmek. Bize yerel yönetim anlamında üzerimize düşen bu kısımları tamamlamak adına gayretlerimizin olduğunu ifade etmek istiyorum. Aynı zamanda Ünye Kalesi'nin birinci ve ikinci etap restorasyon çalışmaları bitti. Allah'a şükürler olsun. Kültür ve Turizm Bakanımızı ziyaret ettik. Ondan üçüncü ve dördüncü etapının da aynı şekilde
restorasyon çalışmalarının devam edilmesi noktasında desteklerini bekledik. Çok şükür 3. etabın sözünü aldık. 2020 yılında 3. etabının devam edeceğini buradan hem sizlerin aracılığıyla da hem seyircilerimize hem de hemşerilerimize müjdelemiş olalım diyorum. Öbür taraftan yine çok merak edilen dehlizi var iki tane. Ünye Kalesi'nin. Taşla dolmuş ama altında ne var bilinmiyor. Herkes orayla ilgili bir efsane oluşturuyor. Biz de gerçek efsanenin ortaya çıkması adına inşallah dehlizlerin de temizlenmesiyle alakalı Sayın Valimizin de destekleriyle Ünye Belediyesi'nin de paydaş olarak ortak protokolle inşallah oranın da ihalesi zannedersem bu ay sonu itibariyle gerçekleşmiş olacak. Orayı da hem tarihe kazandırmak hem şehrimizin turizminin destinasyonlarından bir tanesini daha hayata tamamlanmış şekliyle sunmak adına, hizmete sunmak adına gayret içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum.